Evet, hayır öğüt yok. Hamaset var. Cahiliye Arap şiirini hatırlayalım. Neydi? Methiye var, hicviye var. Methiye övmek, yapmadıklarıyla övmek, överek yoldan çıkarmak ve hicviye de sövmek ve dövmek. Onun için krallar savaş kazanmaktan daha fazla önemserlermiş şair satın almayı. Her kralın birkaç şairi olurmuş. Onun için kendisi hakkında övgü dizen, övgü şiirleri, methiyeler dizen şairlere verilen ödüller başka hiç kimselere verilmezmiş. Yani kral, kraliçeye dahi düğün günü vermediği hediyeyi kendisini öven, övgü dizen şairin boynuna asabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey. Çünkü hicviye de savaşta yenilmekten daha fazla hicv eden şairden korkarlarmış. Onun için şairler o zamanın trolleri. O zaman da varmış çomar troller. Dolayısıyla o zaman da hakka, hakikate yürüyorlarmış. Hamase, işte bu. Yani bir önceki slaytta görmüştük, Kur'an'daki karşılığı neydi? Hamiyetul cahiliye. Hamiyetin akraba kelimesidir hamaset. Ve bugün ne kadar çok görüyoruz değil mi? Hamaset. Onun için necasetten taharet vardı, hadesten taharet vardı. Bir de hamasetten taharet olması lazım. İnanın necasetten daha fazla kirletiyor insanı. Necaset insanın bedenini kirletir, elbisesini kirletir, yıkayınca da gider, olmadı değişirsin. Hamaset insanın vicdanını kirletiyor. Vicdanını kirletiyor. Niye? Çünkü zulmü vatan millet Sakarya diye işlemeye başlıyorsunuz. Yani zulüm zulümdür. Ama önüne vatanı getirdiniz mi, zulmü işlemek mübah oluyor. Zulüm zulümdür, önüne ya işte beka sorunumuz var dediniz mi, zulmü peynir ekmek yer gibi işlemeye başlıyorsunuz. Onun için dedim ya, necasetten ve efendim hadesten, taharetten daha önemli olan hamasetten taharet. Ve hamasetten taharet yapmayan insanda takva işlemez. Sorumluluk bilinci işlemez.